Sayın Vekilim, çok değerli sivil toplum kuruluşları, dernek başkanları ve üyeleri, saygıdeğer mimar meslektaşlarım, hanımlar ve bey arkadaşlarım, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bilindiği gibi bir dönem önceki seçim çalışmalarında bulunmuştum. O güne kadarki yapmış olduğumuz çalışmalarda biz herhangi bir şekilde Mimarlar Odası'nın yönetimine talip olmamış, bir şekilde Mimarlar Odası'na destek olmak, orada görev almak isteyen, hali hazır yapıyı değiştirmek isteyen gruplarla birlikte hareket etmiştik. Fakat geçen dönem arkadaşlarımızın ısrarı üzerine denildi ki, ya bu çalışmayı biz kendimiz götürelim, kendimiz yapalım. Niye başkalarına destek veriyoruz? Biz onlardan daha mı bilgisiziz, daha mı az eğitimliyiz? Kendi bildiğimizi, kendi değerlerimizi Mimarlar Odası'nda bizden başka kimse değil, taşıyamaz ve yansıtamaz. Bu çalışmayı biz kendimiz omuzlayalım dediler. Ve bir toplantı yaptık çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla. Bu toplantıda herhangi bir şekilde benim aday olmam söz konusu değil. Ben sadece toplantıya bir katkı vermek, arkadaşlarıma moral olmak ve destek olmak için o toplantıya katılmıştım. Maalesef arkadaşlarımız, 4 başkan adayımız vardı. O kapalı şekilde yapılmış olan, kapalı zarf usulü yapılmış olan seçimde o 4 arkadaşımıza başkan olarak isim çıkmadı. Arkadaşlarım ortak kararıyla aday olmadığım halde beni aday gösterdiler. Bundan dolayı huzurunuzda bu arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu yapıyı taşıyabilecek kadar bilgi ve donanıma sahip miyim? Bunu çok iyi bilmiyorum ama herhalde şu andaki yönetimden çok daha iyi şeyler yapabileceğimi bu sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarımla çok daha yakından gördüm ve buna inandım. Sizlerin de katkılarıyla önümüzdeki 42. dönem seçimlerinde inanıyorum ki bu odada bir yenilik, bir değişiklik, bir mantalite farklılığı, örgütsel bir yapıdan hakikaten tüm mimar arkadaşlarımızın demokratik bir şekilde bir araya geldiği, sorunlarını paylaştığı, çözümlerin üretildiği, efendim sadece yapılmakta olan çalışmalara bir muhalefet olsun diye yapılan çalışmaları sadece tenkit ve karalama anlamında bir faaliyet değil. Bu çalışmalara alternatif üreten, bu çalışmalara yön gösteren, bu çalışmaların içeriklerini iktidardan daha önce kendisi ortaya koyan, iktidarın önünde giden, iktidarın arkasında değil, yönetimlerin arkalarında değil, onları tenkit etmek anlamında değil, tam tersine onlara rehberlik yapacak, onlara öncülük yapacak formatta bir Mimarlar Odası'nı el birliğiyle kurarız diye, yapılandırırız diye düşünüyorum. Gündemimizdeki konular hakikaten baktığımız zaman meslektaş ve mesleğimize karşı çok ciddi saldırılar var. Bu belki meslek odamızın yapmış olduğu tavır ve tutumdan kaynaklanıyor olabilir. Belki iktidarın geçmişten beri tanıdığı odanın her türlü faaliyetlerinde iktidarın önünde takoz olması, ona engel olmaya çalışması, sanki ona rehberlik yapmak yerine onu engellemeye çalışan bir oda görüntüsü iktidarı da mesleğimiz adına, yani bizim karşımızda bir hakikaten bir güç haline getirdi. Kanun hükmündeki kararnameler hem mesleğimizi hem de meslektaşlarımızı çok ağır şekilde yaraladı. Şu anda bu kanun hükmündeki kararnameler
mesleğimizi bir serbest ve özgür düşüncemizi sınırlayan ve bakanlığın kontrolüne dahil eden bir yapıya ulaştırdı. Arkadaşlar, eğer biz doğru şeyleri konuşur, doğru şeyleri teklif eder, doğru şeyleri iktidarın önüne götürürsek sanıyorum bu özgürlüğümüze geri kavuşabiliriz. O da iktidarın her yaptığı uygulamaya bir dava açarak önüne set çekti. İktidar da ne yaptı? Dedi ki madem sen benim hareket kabiliyetimi sınırlıyorsun, ben senin çok daha iyi sınırlamasını bilirim. Ben de seni tutar, bakanlığın kontrolüne veririm. Bu hakikaten mesleğimizi ve mimarlık alanını sıkıntıya sokan, rahatsız eden, kabul edilmesi mümkün olmayan bir durum. Ha buna ne yapabiliriz? Kendi dönemimizde bunu şu anda buradan bir şey söylemek herhalde çok zor. Artı iktidar baktı ki Anıtlar Kurulu diye tabir ettiğimiz koruma kurullarında odanın mantığı neyse koruma kurullarındaki mantıkla aynı düşünce ve tavırla iktidarın hareket kabiliyetini sınırlayan kültüre ve kültürel değerlere sahip çıkmak yerine politik bir kurum davranışı sevgiliye yapılar haline dönüştü. Doğru mu? Doğru. Yani içinde bulunduğum için çok iyi biliyorum. Ne yaptı o da? İktidar dedi ki ben bunu ikiye bölersem gücünü zayıflatmış ve düşündüğüm hareket kabiliyetini de kendime alan olarak açmış olurum dedi. Bir kararnameyi de onun için çıkarttı. Kültür varlıklarıyla tabiat varlıklarını birbirinden ayırdı. Arkadaşlar, kültür ve doğa birbirinden ayrılacak şeyler değiller. Bunun ayrılması kadar yanlış ve mantıksız bir şey olamaz. Doğasız bir şehir, yeşilsiz bir şehir, yeşilsiz bir bina, doğasız bir yapı hiçbir anlam taşımaz. Bu karar ve bu uygulama da odamızın yapmış olduğu bu eksiklikten kaynaklanan bir karar olarak görüyorum. Eğer ki o da bundan sonraki çalışmalarında bu tavrından vazgeçer, bu örgütsel yapıdan geri döner, iktidarla belirli şeyleri paylaşabilmeyi, onlara rehberlik edebilmeyi, onların önünde gidebilmeyi eğer kendisine rehber edinir, kendisine bunu bir inisiyatif olarak görürse, bir ihtimal ki bunları geri kazanabiliriz. Önümüzde çok ciddi deprem kaynaklı bir kentsel dönüşüm projesi var. O da diyor ki, ya kentsel dönüşüm yapılması doğru değil. Ne yapılsın? Kentsel iyileştirme yapılsın. Kentsel rehabilitasyon yapılsın. Arkadaşlar, her ne kadar inşaat mühendisleri değilsek de inşaatların hangi standartlarda, hangi kalitede yapıldığını çok iyi biliyoruz. 1999 depreminden sonra inşaat mühendislerinin yönetmeliklerin nasıl değiştiğini, hangi değerlere taşındığını, hangi boyutlara taşındığını çok iyi biliyoruz. Şu andaki yapı stoğumuz bu değerlerin her şeyin altında. Muhakkak bu yenilenmenin yapılması lazım. Muhakkak bu çalışmanın doğru şekilde yönlendirilerek uygulanması lazım. Burada ölecek olan, burada bu depremde zarar görecek olan sadece bu şehir olmayacak, İstanbul olmayacak. Buranın bu faturası tüm Türkiye tarafından ödenecek. Bu faturayı Türkiye'nin ödeyebilecek ne imkanı ne gücü olduğuna inanmıyorum. Onun için kentsel dönüşüm olmazsa olmaz bir çalışma olarak önümüzde duruyor. Bunun doğru şekilde yönlendirilmesi gene odanın ortaya koyacağı doğru politikalarla olacağına inanıyorum.
dışında konular çok geniş olduğu için bunları tek tek saymaya şu anda vaktinizi almak istemiyorum. Burada serbest kürsü oluşturalım düşüncesiyle bu kahvaltı toplantıyı yapmıştık. Size masalarda sanıyorum her masada olması gerekiyor. Prensiplerimizi, çalışma ve yapmayı hedeflediklerimizi, oda için düşündüklerimizi bir liste olarak sunduk. Bunları eğer ki odayı kazanırsak, el birliğiyle bu seçimde destek verirseniz, inanıyorum ki çok daha hayırlı ve doğru bir çalışma yapabileceğimize inanıyorum, güveniyorum. Buraya katılmış olmanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de, seçimlerinden sonraki dönemde de başarılı olan ekibin bu doğrultular içerisinde, bu doğrultular çerçevesinde eğer faaliyet gösterirse mesleğimize ve meslektaşlarımıza sanıyorum ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Geçeceğiz. Lakin ondan önce sağ olsun teşrifleriyle bizi onurlandıran Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Nurhan Kara Plehveryan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam.